Arkadaşlar merhaba. Bugün gene bir Mickey figürüyle karşı karşıyayız. Görmüş olduğunuz tavşan motifli bileklerin yapılışını tarif edeceğim. Yine büyük boncuklarla yapıyoruz. Ama siz bunu Mickey boncuklarla yapacaksınız. Benim kullandığım ip yerine de misina kullanırsanız daha uygun olur diye düşünüyorum. Burada uygulayacağımız teknik yukarıdan başlayarak BOT ile devam edip bir tarafını bitirmek. Sonra kulak kısmını tuğla tekniğiyle dönmek. Burada hem de tuğla tekniğini görmüş olacağız. Önce ipimize bir tane yeşil, bir kırmızı, 1, 2, 3, 4, 5 tane yeşil, bir kırmızı, bir yeşil alacağız. Bir yeşil, kırmızı aslında pembe kulak içini temsil edecek. 5 tane yeşil, 3, 4, 5. Sonra ağız için kırmızı, yeşil boncuk alıyoruz. Dönüşte de yeşil kullanacağımız için bir tane fazladan yeşil alıp ipimizi sona kadar götüreceğiz. Burada bu boncuktayız. Şu boncuğa giriş yapacağız. Yani bir tanesini atlayıp kırmızıdan giriyorum. Önce PYT, sonra tuğla tekniği. Aslında bunu tuğla tekniği de yapmak mümkün ama tuğla tekniğinde daha zorlanırsınız diye düşünüyorum. Ben PYT daha kolayıma geliyor benim. Peyote yapmaya uygun görüyorum. Yukarı kadar bir, iki, üç, dört yeşil boncukla gidiyoruz. Bir tanesini aldık. İki. Birer atlayarak gidiyoruz arkadaşlar peyote de. Bunu detaylı anlatmamın nedeni bilmeyen arkadaşlarımız olduğu için daha detaylı anlatmaya çalışıyorum. Şu arkadaşımız biliyor tabi. Son yeşilimi aldım. Ve yukarıda bağlıyorum. Şu ortadaki pembe dahil, ağız dahil olan grubu peyote olarak yaptık. Şimdi şu pembe ile başlayan yeşil, yeşil, yine gözaltı pembesi devam eden sıraya geldik. Yeşil. Yeşil. Yeşil, 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 yeşil diye gidiyor. Evet. Aşağı indiğimizde bu boncuğundan da içinden geçip simetrik olan diğer kısmı da yapalım. Hiç olmazsa boncuklar daha iyi otursunlar. Hepsi yeşil yukarı kadar.
Şu boncuğu koyduk. Yeşil, yeşil, yeşil. Buraya kadar yapmış oluyoruz. Çok uzun olduğu için biraz çektim. Şimdi şu boncuğun içinden geçtik ve pembe boncuğumuzu koyacağız. Yeşil, yeşil. Göz altındaki pembeleri koyacağız. Şimdi göz altındaki pembelerden birini koydum. Buna da girerek en alttaki yeşile kadar geldim. Burada tekrar öbür sıraya dönmemiz daha uygun. Bu sıra yapmışken simetrik olan öteki sırayı da yaparız. En az sıranın son yeşilini şuradaki son yeşilini koydum. Gözaltı pembesini yerleştiriyorum. Gözün yanındaki boncuğu geçtik. Yeşil, yeşil gidiyor. En üstteki boncuk da pembe. İkisinden birden çıktım pembeye dönmek için. Döndük. Şimdi burada daha önce de gösterdiğim gibi şuradaki boncuğu yapıp yukarı çıkabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi şu boncuğu koydum. Yukarı çıktım. Şu boncuğun içindeyim. Şu boncuğun içindeyim. Burada tuğla tekniğiyle şu iki boncuğu koymak istiyorum. Bir tane pembe, bir tane yeşil alıyorum. İpimizin yandaki ipin içinden yukarı çıkıyorum. Ve yeşilin içinden geçerek bu sırayı artırmış oldum. Aşağı doğru dönüp tekrar devam edebilirim. Şuradaki pembedeyim.
Pembeyi de koydum. Burada bir alt sıraya geçeceğim. Şurada gözümüz var. Şu yeşili koyayım önce. Göz boncuğumu koyuyorum. Altındaki yeşil. Şimdi buradan bir dönüş yapmam lazım. Çünkü burada boncuk yok. Şunun içinden geçelim. Hemen gözün altındaki pembe boncuğu koyalım. Onun üstünde yeşil var. Tekrar yeşil. Bunu zaten koymuş vaziyetteyiz. Pembeyi daha önceden koyduk. Şimdi burada tepeye çıkalım ve peyote ile şu iki yeşil boncuğu dokuyalım. Tuğla tekniğine, peyote değil, tuğla tekniğine. Peyote ile yukarı çıktık. Buraya tuğla tekniğiyle şu iki yeşil boncuğu koyuyorum. Yandaki ipin içinden geçiyorum. Burada en tepedeki boncuğu da yatık olarak koyabiliriz. Ve sırayı tamamlamış olduk. Şu boncuktayız. Şimdi sıra burada. Dönüp eksik kalan şu boncuğu da tamamlayalım. Aşağı tamamlamak için inelim. İyi ki boncukların içi oldukça geniş, 2-3 defa geçme imkanı tanıyor bize. O yüzden hem de daha sıkı ve sağlam oluyor. Aşağı boncukların içinden geçerek iniyorum. Şimdi buradaki eksikleri tamamlayalım. Şu anda göz yanındaki boncuğu koydum.
Şuradaki eksik boncuğumuzu tamamlarsak. Artık karşı tarafa geçebiliriz. Şuradaki boncukların içinden yürüyerek karşıya geçelim. Buranın simetri, yani şu boncuğun yanındaki boncuk yeşil. Sonra göz boncuğumuz var. Göz boncuğun üstünde yeşil boncuk var. İşlemeye bakmamız gerek bile yok. Çünkü bunun simetri tamamı. Burada pembe boncuk kullanacağım. Artık tuğla tekniğine geçebilirim burada. Şu iki boncuğu koyuyoruz. Bir tane pembe, bir tane yeşil olarak yandaki pin içinden geçerek yeşil boncuğun içinden çıkıyorum. Şimdi aşağı sırayı tamamlayalım. Burada yine pembe boncuk var. Yeşil boncuğumuzu kullanacağız. Gözün üstündeki boncuk da yeşil. Altındaki boncuk da açık pembe. Ya da diğer pembe rengimiz. Bunun yanında bir tane daha yeşilimiz var. Şu yeşil. Ya da şu yeşil diyelim. Gözün yanındaki boncuk da yeşil. Şurada bir eksik boncuğumuz kaldı. Önce onu tamamlayalım. Sonra yukarı çıkarız. Aşağı kadar inelim. Hem bu boncuklar daha sağlam olsun. Gözün içinden geçiyorum. Sıra tamamlandı. Bunların içinden boş geçerek pembe boncuğun yanındaki yeşile kadar şuraya kadar gideceğim. Şuraya. Bu da yeşil. Tepeye kadar çıkıyorum. Burada
Yine tuğla tekniğiyle iki tane yeşil boncuğumuzu koyalım. Yandaki ipin içinden geçip bu yeşilin içinden çıkıyorum. Tepedeyken en tepe noktasındaki boncuğumuzu da koyalım. Bir daha dönmek zorunda kalmayalım. Pembenin yanı yine yeşil. Figürü tamamlamak için tek bir boncuğumuz kaldı. O da şuradaki yeşil. Onu da yukarı çıkıp yandaki boncuğun içinden geçerek tamamlayalım. Böylece figürümüz tamamlandı. Artık burada düğüm atıp içinden yürütüp keseceğiz. Yalnız eğer bunu biz direklik olarak kullanacaksak şuraya bir kulp karşılıklı ya da kolyoj gibi bir şey kullanırsak, küpe kullanı olarak kullanırsak ya buraya ya buraya bir ilave yaparak şöyle de kapatabiliriz. Kullanma şansımız var. Bu figürümüz bu kadar. Burada hem peyote çalışması hem de tuğla tekniği çalışmasını görmüş olduk. Herkese kolay gelsin diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. İyi günler.